Şatafatlı evler, lüks oteller, ihtişamlı kumarhaneler, üzerlerinde Hollywood yıldızlarının süzülürcesine arz-ı endam ettiği geniş ve ışıltılı caddeler. Bir zamanların göz bebeği, Avrupa'nın tatil ve eğlence merkezi parlak bir şehir. Ancak şimdi o eski ışıltısının yerine sessizliğe ve yalnızlığa boğulmuş. Adeta kıyamet sonrasından kalmış hayalet bir şehir görüntüsünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı, ancak içerisine tek bir sivilin dahi giremediği hayalet topraklardan, Maraş'tan bahsediyorum. Dünya üzerinde ender görülecek bir durumu olan sessiz şehir Maraş ve onun garip hikayesiyle karşınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir başarıyla adadaki soydaşlarını Rum zulmünden kurtardığı 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen öncesine kadar söz konusu adada öyle bir şehir vardı ki, şanı şöhreti sınırlarını çoktan aşmış, adeta bütün bir dünyanın göz bebeği kıvamındaydı. Ne kadar değerli olduğunu şöyle anlatayım, siz de ona göre hesaplayın. Maraş o kadar önemli bir yerdi ki, daha 70'li yıllarda sahil şeridinde bulunan arazilerin toplam değeri 100 milyar dolardan fazlaydı. Savaştan önce Kıbrıs'ın bütün bir turizm gelirinin %53'ü bu küçük ama ekonomiye etkisi çok büyük şehirden gelmekteydi. 6,5 kilometre uzunluğundaki sahil hattına o yıllarda dünyanın en lüks otelleri kabul edilen oteller sıralanmıştı. Maraş'ta o kadar çok otel vardı ki, bir turizm ülkesi olan Kıbrıs'taki otellerin yarısı burada toplanmıştı. Dünyanın farklı bölgelerinden insanlar akın akın adeta dünya üzerindeki bir cennet parçası muamelesi gören bu kente gelmekteydi. Bu arada öyle ucuz turistten bahsetmiyorum. Ciddi ciddi büyük paralar bırakan, lüks tüketimi olan turistlerin şehriydi Maraş. Öyle ki Marilyn Monroe, Sophia Loren gibi dünya sinemasının yıldız isimleri Maraş'taki otellerin lüks suitlerinde kalmış, altın sarısı kumlara basarak denize girmişlerdi. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Bu altın sarısı kumlar Mısır çöllerinden özel olarak getirilip 6,5 kilometrelik Maraş sahiline serpilmişti. Tabii Maraş'ı ünlü eden sadece lüks otelleri, altın sarısı kumları ve muhteşem denizi değildi. Aynı zamanda bu şatafatlı şehir tam bir kumar merkeziydi. Hatta öyle ki, Barış Harekatı'na kadar kente Akdeniz'in Las Vegas'ı denmekteydi. Kumarhaneleri ve eğlence merkezleriyle tam bir cazibe merkezi olan kentte, Türkiye'de dahi bayilikleri bulunmayan araba markaları kocaman kocaman galeriler açmıştı. Çünkü Maraş'ta bir markanın dükkanının olması bir prestijdi. Tabii her şey 20 Temmuz 1974 günü değişecekti. Hadi olayların en başına dönelim. Rumlar, Türklerle paylaştıkları Kıbrıs adasında yaşamak varken, Yunanistan'ın da kışkırtmalarıyla soydaşlarımıza çok zor günler yaşatmaya başladılar. Özellikle bazı belirli Rum çeteleri, adada yaşayan Türklerin mallarına ve canlarına kastetmeye başlamış, adadaki Türkler için iki seçenek kalmıştı. Ya kalıp savaşmaya ya da yüzyıllardır yaşadıkları bu toprakları terk etmek. Ve Türkler mücadeleye devam etmeye karar verdi. Irkçılığın da, vahşetin de sonuna kadar yaşandığı adada olanlar karşısında bütün bir dünya sessiz kalmıştı. Zaten bu duruma alışkınız artık. Irkçılığa karşı durduğunu iddia eden Batı, konu Türkler olunca nedense sürekli sessizliği tercih etmekte. Her neyse. Adanın kuzeyindeki Türkiye, zorlu günler geçirse de dünyadan büyük baskılar görse de bir zamanlar kendi toprakları olan adadaki soydaşlarını yalnız bırakmadı. Başbakan Bülent Ecevit'in CHP'si ve Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti aldıkları net ve cesur bir kararla 20 Temmuz'da harekata karar verdi. Harekatın başlarında yeniliyor gibi görünen Türkler, bütün hesapları tersine çevirerek ada içinde hızla ilerlemeye başladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın en değerli şehri Maraş'ı da büyük bir kararlılıkla ele geçirdi. Türklerin başarısı sonucu adadaki Rumları tetikleyen de onlara askeri yardım gönderen Yunanistan'daki askeri junta ne kadar yanlış bir karar aldıklarını anladı. Yunanistan desteğini bir yerden sonra çekerek adadaki Rumları Türk ordusunun karşısında yapayalnız bıraktı. Her ne kadar İngiltere'nin başını çektiği birçok ülkenin arabuluculuk çabaları sonucu harekat kesintiye uğrasa da
Özellikle Ayşe tatile çıktı parolasıyla başlayan ikinci harekat sonucu Türklerin başarısı kesinleşti. Yine İngiltere'nin başını çektiği devletlerin araya girmesiyle Türkler adayı tamamen ele geçirmeden harekat durdu ve ateşkes ilan edildi. Ateşkes ilan edildi edilmesine ama Türklerin elindeki çok değerli Maraş'ın durumu da muallakta kaldı ve en sonunda buranın tampon bölge olmasına ve Türk yönetiminin kontrolünde boşaltılmasına karar verildi. Maraş'taki lüks evler, ihtişamlı oteller, pahalı arabalar, hatta uçaklar bile arkada bırakılarak terk edildi. Şu an bölgede sadece Birleşik Milletler'e ait bir bina ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetindeki birkaç binada yaşam var. Ancak günümüzde Maraş kademeli olarak tekrar açılmaya çalışılıyor. Hatta Maraş'ın yaklaşık %3,5'luk kısmı sivil halka açılmış durumda. İlerleyen yıllardaysa Maraş'ın tamamen açılacağı söyleniyor. Bu durum gerçekleşirse bakalım bir zamanların ihtişamlı kenti tekrar eski günlerine ulaşıp yeniden göz kamaştırabilecek mi? Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.